Efendim, gördüğünüz tüm bunlar ve daha fazlası birazdan evlerinize konuk olacak. Sevgili izleyenler, bizleri aşağıda geçen telefon numaramızdan ulaşabilir ve hatta Facebook ve YouTube sayfamızdan da gelişmeleri takip edebilirsiniz. Sevgili izleyenler, her hafta olduğu gibi bu hafta da programımıza Avukat Şadi Arslan'la yapmış olduğumuz röportajla başlıyoruz. Merhabalar sevgili Londra Mahallesi izleyicileri. Efendim, sizlerin de bildiği gibi hukukçulara hayatımızın her alanında ihtiyacımız olabiliyor. Hukuk köşemizde yine avukatımız Şadi Arslan, aynı zamanda kendisi biliyorsunuz İngiliz Barosu üyesi. Öncelikle merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Şadi Hanım, hemen sormak istiyorum. Biraz bize hukuk büronuzdan ve içerisinde çalıştığınız ekip var. Kocaman bir ekip. Her geldiğimizde de görüyoruz. Ekibinizden de biraz bahseder misiniz bize? Tabii ki biz Maya Avukatlık firması olarak 35 kişilik bir ekibimiz var şu anda ve daha önce başka bir firmanın parçasıydık ve biz oradan ayrıldık çünkü kendimizin daha fazla söz sahibi olduğu ve geleceğimizde daha fazla rolümüzün olduğu bir firma kurmak istedik ve biz 6 ortağız, 35 kişilik bir ekibimiz var ve 20 yıldan fazla tecrübesi olan avukatlarımız var ve biz 4 alanda hizmet veriyoruz. Bunlar tıbbi ihmalkarlık, göçmenlik davaları, aile hukuku ve aynı zamanda her türlü kazalardan doğan tazminat hukukuyla ilgili müvekkillere hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki Şadi Hanım, anladığım kadarıyla tazminat hukukunda kötü tecrübeler edinmiş müvekkiller de var. Diyelim ki bu şekilde kötü tecrübe edinmiş bir müvekkil size geldiğinde siz bu müvekkile nasıl yardımcı oluyorsunuz? Tabii ki şimdi şöyle bir şey var Tuğçe Hanım. Müvekkil size geldiğinde bazen daha önce başka bir avukatlık firmasına gitmiş oluyor veya aracıya gitmiş oluyor ve eğer kötü tecrübeler yaşamışsa veya dosyası kötü durumdaysa size geliyor ikinci görüş almak için. Ve biz bu dosyalara baktığımızda bazıları düzeltilir durumda, bazıları ise çok kötü bir duruma girmiş oluyor ve dönecek yer olmuyor. Ve biz müvekkile fikir veriyoruz. Kendisi için neler yapabileceğimizi söyleyip dosyasını alıp ileriye götürmeye çalışıyoruz. İsterseniz bunu örnekle açıklayayım. Geçen gün bir müvekkilimiz geldi ve elinde 14 bin poundluk araba kiralama faturası var ve araba kiralama şirketi müvekkilin peşine düşmüş. Zamanında sen kaza yaptın, ben sana araba kiraladım, bu 14 bin poundu ödeyeceksin yoksa evine haciz alacağım diye kağıtlar söylüyor. Müvekkil diyor ki, ya Şadi Hanım, ben yanlış bir şey yapmadım, ben kaza yaptım. Benim bir arkadaşım vardı, beni bir aracıya yolladı. Aracı da beni Manchester'da bir avukata yolladı. Bana dediler ki, aracı şirket, hiç merak etme, bu arabayı al, kaza senin suçun değil, kullanırsın. Şimdi bana 14 bin poundlık fatura geldi. Benim kağıtlara baktığımda diğer tarafın, yani sigorta şirketinin avukatı müvekkilin arabasını incelemesi için mühendis yolluyor. Ve mühendis arabaya baktığında diyor ki, bu arabaya olan zararla diyor, diğer tarafın arabasına olan zarar arasında diyor, öyle bir fark vardır ki diyor, bu çarpışma sonucu doğmamıştır diyor. Biz dosyaya baktığımızda müvekkile dedim ki, peki dedim, kaza anında dedim, kim vardı yanında dedim. Şadim dedi, ben dedi taksi şoförüyüm, yani minikap dediğimiz. Benim dedi yolcum vardı dedi. Yolcuların Türk müydü? Evet, Türktü. Numarasını aldın mı? Aldın. Peki yolcuların bu zararı gördü mü? Gördü. Yolcuların senin akrabanı tanıdın mı? Hayır. Biz şimdi onlardan ifade alacağız. Yani bu arabaya olan zarar, kaza yerinde gördüğünüz zararla aynı mı bu resimlerdeki? Peki kim geldi kaza yerine daha sonra sana yardım etmek için? Kardeşim geldi. Kardeşin gördü mü zararı? Gördü. Peki arabayı nasıl çektirdin? Çekici gördü. Peki çekici şahit olur mu? Olur. Biz şimdi bütün bunları arayıp, bu resimleri bir araya getirip, bu raporun aslında yanlış olduğunu ve diğer tarafın aslında arabasındaki zararın bir kısmının bizim kazadan sonra olduğunu göstereceğiz. Anlatabiliyor muyum? Fakat şurada önemli olan bir şey var. Hiç kimse müvekkile dava devam ederken demiyor ki, kardeşim senin arabanın değeri 6000 pound, 14000 pound araba kiralama şeyi yaptın, faturası yaptın. Bu riskli gidiyor. Kendine ne yap et, araba al dememiş. Paran var mı?
sana destek olacak var mı? Bunların hiçbiri söylenmiyor. Bu söylenmediği için de şu an müvekkil korkunç bir stres yaşıyor. Ve biz araba kiralama şirketine bize 6 ay verin bu olayı araştırıyoruz dedik. Ve şu an araştırıp davayı kazanmaya çalışıp müvekkile bu araba kiralama faturasından kurtarmaya çalışıyoruz. Peki Şadiye Hanım, bu tür tazminat davaları mahkemeye gittiğinde müvekkil ne tür bir yanlışla karşılaşıyor veya karşılaşıyor mu efendim? Biraz örnek verir misiniz bu konuda bize? Şimdi şöyle bir şey var. Mesela 6 ay önce bize bir dava geldi ve müvekkil davasını mahkemeye kadar götürmüş. Ve mahkemeye götürdüğünde hakim, ben bu kazanın olduğuna inanıyorum fakat senin bu kazadan incindiğine inanmıyorum ve bu zararın bu kazadan olduğuna da inanmıyorum sonucunu verdiğinde diğer tarafın avukatları müvekkilin peşine düşüyorlar ve diyorlar ki işte sen bizim 30 bin pound masraf yapmamıza neden oldun. Bu davada biz avukat tuttuk, işte sigorta şirketi bunu diyor. Biz bu davayı savunduk, sen bizi mahkemeye kadar götürdün, şimdi de bütün masrafımızı ödeyeceksin diyorlar. Burada müvekkil şunu diyor, ben şöyle bir kanıdaydım ki ne olursa olsun benim avukatlık sigortam bunu ödeyecekti diye. Ve müvekkil diyor ki bana diyor hiçbir aşamada diyor eğer bu davayı kaybedersem benim masraf ödeyeceğim açıklanmadı diyor. Biz müvekkilin doğru söyleyip söylemediğini bilmiyoruz. Daha kağıtları görmedik, daha iyi çünkü görmediğimiz kağıtlar var, almadığımız bilgiler var. Ancak o zaman kanıya varacağız bu müvekkile açıklanmış mı, açıklanmamış mı. Fakat şu var, yani olmayan bir incinmeyi mahkemeye götürürseniz ve hakim derse ki böyle bir şey olmadı, o zaman diğer taraf masrafını almak için sizin peşinize düşüyor. Avukatlık sigortası aradan çıkıyor. Diyor ki kardeşim diyor yalan dolanan bir şey diyor. Ben niye şey yapayım ki sigorta vereyim ki diyor. Ben bunu çok basitleştirerek anlatıyorum. Evet. Fakat şu var. Avukatınızın sizi temsil eden kişinin sizin davanızdaki iyi yönleri söylemek gibi bir nasıl derler becerisi olabilir. Ama iyi avukat size dava yanlış gittiğinde ne kadar yanlış gidebilir, davanın riski nedir, bunu da size söylemesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Biz buna müvekkili %100 bilgilendirme diyoruz hukukta. Bu çok önemli. Tazminat hukukunda çok çok önemli bir konu. Peki Sayın Arslan, bu haftada vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Londra Mahallesi izleyicileri, bu haftada Şadiye Arslan bizlere tazminat hukuku hakkında bilgiler verdi. Haftaya başka bir konuyla yine karşınızda olacağız. Londra Mahallesi'nden ayrılmayın.